Herkese merhaba. Bu videomuzda lineer diferansiyel denklemlerin sabit katsayılı ya da değişken katsayılı olmasını hangi duruma göre değiştiğini göreceğiz. Çok uzun bir video olmayacak. Bir önceki videomuzu izlediyseniz lineer diferansiyel denklemleri şu şekilde tanımlamıştık. Basit bir tanımı vardı. Eğer senin diferansiyel denklemin bu formattaysa bu lineer diferansiyel denklemdir demiştik. Şimdi sabit katsayılı ve değişken katsayılı olayına gelecek olursak arkadaşlar hemen şuna odaklanıyorsunuz. Bu lineer diferansiyel denklemde katsayılara bakıyorsunuz. Hani x'e bağlı fonksiyonlar vardı ya, bu x'e bağlı fonksiyonlar için eğer bunların hepsi sabit ise ben buna sabit katsayılı diyorum. Ama bunlardan en az bir tanesi sabit değilse bu denklemde de değişken katsayılı lineer diferansiyel denklem diyorum. Örneklerimize gelecek olursak bakıyorum sadece katsayılara odaklanın arkadaşlar. Başka bir şey yapmamıza gerek yok burada. Buradaki vatandaş sabit sayı. Buradaki vatandaş sabit sayı. Bir de göz gezdiriyorum, bu lineer bir denklem mi? Gerçekten lineer bir denklem. O zaman bu sabit katsayılı lineer denklem. Lineer diferansiyel denklem. Aşağıdaki örneğime bakalım. X kare var. Sabit katsayı değil, değişken katsayı. Ln x var. Sabit değil, değişken katsayı. O zaman buna ne diyeceğim? Değişken katsayılı lineer diferansiyel denklem diyeceğim. Son örneğimize bakalım. Bunu artık siz karar verebilirsiniz. Ben katsayıların altını çiziyorum. Sinüs x bir kere değişken katsayı değil mi? En az bir tane yakalamam benim için yetiyor. Bunların hepsi sabit olması lazım ki sabit olsun. Bakıyorum değişken bir katsayı. Diyeceğim ki değişken katsayılı lineer diferansiyel denklemdir diyorum. Şimdi genelde böyle bir yorum da yapalım. Sabit katsayı ve değişken katsayıyı ben lineer diferansiyel denklemi alt başlığında sınıflandırırken kullandım. Değişik şekillerde de siz kullanabilirsiniz. Yani karşına sallıyorum. Ne bileyim. Mesela Alper diferansiyel denklemi buldum ben. Diferansiyel denklemi. Böyle bir şey keşfettim. O da şu formatta. A0 x çarpı y'nin türevinin karesi. Hep türevlerin karesi var. A1 x çarpı y'nin birinci türevin, ikinci türevinin karesi bu şekilde gidiyor. Şu şekilde bir tanım yapabilirim. Eğer derim buradaki katsayıların hepsi sabit ise sabit katsayılar Alper diferansiyel denklemi olur. Ya da bunlardan en az bir tanesi değişkense değişken katsayılı Alper diferansiyel denklemi olur. Yani karşınıza geldiğinde bu tür genel ne derler? Genel ifadeleri ifade edemez. Ne denir? Bu şekildeki genel gelecek konseptleri illa sınırlı bırakmamak lazım. Yani diğer şeyler de uygulanabilir. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.